Bu sefer senin de değerlendirmeni alayım Muharrem İnce ile ilgili olarak. Valla ben burada hani CHP'nin kendi iç meselesi olan bir konu, artık daha doğrusu Muharrem İnce ile CHP genel merkezi arasında. Ben bu meseleye biraz bu medya siyaset ilişkisi, Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının bir takım siyasi partiler tarafından son yıllarda tırnak içerisinde yok yandaş, yok iktidar destekçisi, yok işte objektif yayın yapmıyorlar gibi saçma sapan iftiralarla nasıl itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını hep beraber gördük, yaşadık. Ama gel gör ki ortaya çıkan şu tablo bize bir şey gösteriyor. Karşı tarafa ne kadar iftira atmışlarsa onun kat be kat fazlasını misliyle kendileri yapıyormuş. Bırakın karşı tarafa iftira atmayı. Kendi içlerinde dahi öyle bir keskin iktidar yarışı varmış ki birbirlerine sansür uyguluyorlarmış. Birbirlerine baskı yapıyorlarmış. O, yani bu tabloyu herkesin bir sorgulaması lazım. Ben zaten çok görüyorum bunu. Mesela bu programda 2 hafta önce de söyledim, yine söylüyorum. İhlas Haber Ajansı'nın muhabirini Lütfü Türkkan'ın adamları öldüresiye dövdüğünde sesini çıkartmayan ne kadar insan varsa, ne kadar gazetecilik meslek örgütü varsa, karşı işte bir Associated Press galiba, bir yabancı haber ajansının Türkiye'de çalışan bir muhabiri bu LGBT gösterisinde, o da yanlış, onu da kınıyoruz. Ona herkes destek açıklamasına girdi. İşte bu çifte standarda değil benim yani isyanım. Yanlış yanlıştır. O yanlış, yanlıştır. Ona yanlış, ama değil diye bir siz durum yok. Bütün medya kuruluşlarını sizi desteklemiyor düşüncesiyle itibarsızlaştırmaya çalışacaksınız. Kendiniz orada yandaşlığın kralını yapacaksınız. Orada çalışan basın emekçilerini, kendi taraftarlarınıza, trollerinize hedef göstereceksiniz. Yediğiniz halt bu. Ortaya çıktı. Ben buna bu perspektiften bakıyorum. Birincisi bu. İkincisi, ya Muharrem İnce evet yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP tarafından yalnız bırakılmıştır. Ama niye yalnız bırakılmıştır? Ya Muharrem İnce'nin seçimi alamayacağını CHP genel merkezde görüyordu. Anketler de söylüyordu. Siyasetin doğasında olması hasebiyle diyeyim. Onun %30'u ulaşmasını demek ki CHP genel merkezi istememiş. Niye istememiş? Az önce programın ilk bölümünde konuştuk. Eğer Ekrem İmamoğlu bugün Cumhurbaşkanı adayı olursa ve yüksek oy alırsa CHP genel merkezindeki iktidara talip olacak. Onlar da onu görmüşler. Şaban Sevinç'e baskı yapmışlar. Şaban Sevinç'in yapması gereken de bunu o zaman çıkıp açıklamaktı. 3 sene sonra açıklamanızın pek bir kıymet harbiyesi yok. Bunun dışında o süreçte yaşananları hepimiz gözümüzün önünde oldu. Hakikaten Muharrem İnce belli noktalarda CHP Genel Merkezi tarafından yalnız bırakıldı. Fakat şu da var Hande, bu siyaseten doğru bir tarz değil. Niye biliyor musun? Ya şimdi işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu örneği, evet, işte. İkide bir, evet, de çıkıyorlar. Yok AK Parti'deyken ben şöyle dedim de olmadı da, ben aslında buna çok üzüldüm de. Kardeşim şey, o zaman Muharrem gereğini İnce yapsaydın, oraya geleceğim işte. O zaman gereğini yapsaydın, o zaman itiraz etseydin, bugün yalancı pehlivanlık yapmasaydın. Ben efendim şurada şöyle söyledim de Erdoğan yapmadı. Ben aslında ona içim el vermeyerek imza attım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eski partinizi 7/24 eleştirerek kendinize yeni bir seçmen kitlesi yaratamazsınız. Ben uzaktan takip ediyorum. Mesela Mustafa Sarıgül de yeni bir parti kurdu. Ben öyle çok ciddi bir CHP eleştirisi görmüyorum. Ha, CHP'yi eleştirmek Muharrem Bey'in hakkı mıdır? Hakkıdır. Ama yani bunun Muharrem İnce'ye ben siyaseten bir getirisi olacağı kanaatinde de değilim. Ya Ömer Bey az önce hani bize söyledi ya, geçmiş geçmişte kaldı artık Hande. Yani geçmiş bitti. Artık geleceğe bakmak lazım. Yani ha, bu arada şu da hakkını yemeyelim. Muharrem İnce bütün siyasi parti liderlerine çağrı yapmış. Gelin televizyonda tartışalım diye. Hani sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, hepsine yapmış. Hani benim iyi kötü siyaseti takip eden bir gazeteci olarak öngörüm şudur. Muharrem İnce'de, Ali Babacan'da, Ahmet Davutoğlu'da, bu yeni parti kuran bütün siyasiler eski partileriyle hesaplaşmayı artık bir kenara bırakmak zorunda. Kendilerine yeni bir siyaset stratejisi belirleyip parti tabanlarını, kendilerine oy verecek seçmen kitlelerini harekete geçirmeye çalışmaları gerekiyor. Yani siz istediğiniz kadar CHP eleştirisi yapın. Ben bunun CHP tabanları çok negatif sonuçları olacağı kanaatindeyim. Çünkü CHP seçmeni biraz öyledir. Yani eğer eleştiri okları partisine yönelirse orada o eleştirileri kimin getirdiğine bakmaz. CHP'nin kurumsal kimliği hedef alınıyor diye düşünür. Mevcut CHP yönetiminin de en büyük avantajı budur. CHP'nin kurumsal kimliğine hedef alanlar çoğu zaman aslında kendi işlerindendir. Ama onlar o kurumsal kimliğin arkasına saklanır. Zülfü Livaneli örneğinde olduğu gibi. Geleceğim şimdi. Şimdi onu da soracağım, o konuya gireceğiz mi? Evet.
Yani benim bu konudaki görüş. Ha bir de şu var. Dur ben sorayım oradan devam et. Tamam. Sonra diğerlerini o zaman istersen. Yani ince konusunu bitirdin mi? Bitirdim. Peki. Şimdi ben ince konusunda bir küçük ekleme yapabilir miyim? Muharrem İnce konusunda. Evet. Tabii. Yani şimdi Zafer'in dediği doğru ama şöyle de bir şey var. Bak hala mesela şu anda CHP'liler yazıyor bana. Diyor ki sana şeyi de söylesin o zaman. Seçim akşamı Sarhoşlu niye çıkamadı falan diye. Bak bu yafta kalmış. Bu da çok ayıp bir şey. Bak, bu da çok ayıp yani, bir şey. Yani bu, ya, o yüzden diyorum adam haksızlığa uğradı. Yani ben siyaseten farklı bir yerdeyim ama vicdan diye bir şey var ya. Yani adama mesela o dedikoduyu ortaya atlar. Seçim akşamı Koç'ta konuşamayacak kadar sarhoş. Ya adam yemin billah ediyor ve diyor ki yanımda da Engin Altay vardı. Ya böyle şey olur mu? Sonra veri de yok elimde. Veri. Bana dedi ki CHP biz verileri sana göndereceğiz. Veri yok elimde diyor. Onu geçtim 12 bir sandıkta. Bu arada alkol sağlığa zararlıdır pardon. Evet yani o 12 bir sandıkta işte gözlemci yok. Sonuçlar gelmiyor. Ben çıkıp ne açıklayayım ya? Sistem çöktü. Evet yani çıkıp ne açıklayayım diyor. Ayrıca Ömer Lütfü Bey diyor ki yani Cumhurbaşkanlığı gibi adaylı gibi onore ettiler. Eyvallah o zaman onore ettikleri bu kişiyi son kongrede de tuvaletin yanına oturtmasalardı. Soruluyor niye bunu yaptınız diye. Cumhurbaşkanı adaylı bir makam değil. Ne kadar ayıp bir şey. Cumhurbaşkanı adaylı bir makam değil ama işte 17 yaşından beri orada siyaset yapmış, bir sürü ceremeyi çekmiş ve sizin adaylığınızı peki yapmış. Hem de nasıl bir dönemde ateşten gömlek giymiş. Hı-hı. Abdullah Gül'e zorlanmışsınız, olmamış, şey. Kalmış 55 yaşında. Nasıl ama Hakan Bey nasıl? Ya diyorum ki kimin potansiyeli varsa harcarlar. Yani bu ben alıştım buna 34 yıldır. Bunu nasıl yadırgıyorsunuz ki? Tabii. Siyaset genel olarak bu. Siyaset var, için mi söylüyorsunuz bunu? Yokmuş. Bunlara bakmazlar ya. Acımasızca harcarlar. Vatandaşa da seçmene de yalanlar uydururlar. Yok seçim gecesi sarhoşmuş da bilmem neymiş de. Böyle palavralarla. Alkol sağlığa zararlıdır evet. İşte inandırır. O da kesin bir veri değil. Nasıl? O da kesin bir veri değil diyor. Sağlığa zararlı konusunda yani bazı ya bilim adamlarının farklı tabii iddiaları da var. Ömer Bey rütük var. Bu bir program alkol sağlığa zararlıdır. Konuyu şöyle değiştireyim. Ömer Bey de mesela haksızlığa uğradı. Potansiyel vaat ettiği için mesela eski partisinde siyaset yapamadı. Bir, ve son bir cümleyle yani işte Abdullah Gül'ün adaylığı için bayağı uğraşmışsınız. Olmamış. Seçme kalmış 2 ay. 6-0 maçı kaybedeceksiniz. Hadi çık maçı kurtar diye. Adam elinden gelip yapıp maçı 6-3'e getirmiş. Hala harcıyorsunuz. Yani ben vicdanen bakıyorum meseleye. Vallahi vicdanen bakıyorum. Peki. Melik ben de şaşırıyorum size çünkü haksızlıklara o kadar alıştım ki ben. Bana çok doğal geliyor bu haksızlık. Hakan Bey bana da o çok doğal alıştım. Geliyor. Siyasette var bunlar. Hakikaten haklısınız. Hep yaşadığımız örnekler. Peki. Şimdi bir de biraz fazla CHP oldu ama hep bu hafta yapılan açıklamalar nedeniyle sanıyorum